Selamünaleyküm arkadaşlar. Size baksızlığımın bir videosunu çekeceğim şimdi. Evet, açtık. Şimdi karanlık çöktü. Flaşı açtım. Doğan Anaarı'ya bakar mısınız? Varova yemiş kanatlarını. Ya bendeki şanslar ya. İki tane meme bıraktın. Biri kalmış. Şimdi diğer ana bunun kanatlarını mı yedi? Yoksa bu varova mı yedi? Bunu kanatlarını, arılar birbirinin kanadını yemez. Büyük ihtimalle varova hasarlı bir ana arı. Yani doğan ana arının haline bakın, kanatlar yok. Peki bu ne olur şimdi? Bu uçamaz arkadaşlar, çiftleşemez. Bu kovan yalancıya da gitmez. Yalancılamadığı gibi de yavaş yavaş söner doğum olmadığı için. Ama ana arı bir avuç arı kalana kadar içeride savaşmaya, yani yaşamaya devam eder. Ana arıyı bazı koloniler, özel olan bazı ırklar ana arıyı kesebilir. O zaman da yalancıya gider. Ama çok nadir göründü. Ben daha yani 20 yıllık, 21 yıllık arıcılık hayatımda bir kere falan gördüm öyle bir şey. Yani bu birçok kez başıma geldi. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi bu kovana tekrardan meme vereceğim. Bu ana arı iptal arkadaşlar. Peki bu ana arı usta hiç mi bir işe yaramaz derseniz, şöyle anlatayım. Bu ana arı işe yarar. Nasıl işe yarar? Bölme bir kovan yapmışsınızdır. Ana arısı tutmamıştır. Ya da ana arısı tutmamıştır. Yalancıya kaçmış. Kaçmak üzeredir. Bu ana arıyı bu çıtayla birlikte, kendi arılarıyla birlikte, kovanın çıtaları şu taraftaysa bu tarafa boş bir kenara katarsınız. Ertesi gün arı birleşir. Yani bu da demektir ki arıyı yalancılatmamak için yeni bir ana arı getirene kadar bu ana arıyla o koloniyi idare ettirirsiniz. Yani biraz daha zaman oynarsınız. Ancak bu işe yarar. Yoksa bu ana arı hiçbir işe yaramaz. Yani sırf koloni yalancılamasın diye böyle bir şey yapabilirsiniz. Nereye gitti lan bu? Neyse, bulurum ben onu şimdi. Bunu hakkı rahmetine kavuşturacağız. Aslında şey yapmayacağım, götürüp bahçenin içine atacağım. Pek öldürmeye şey yapmıyorum. Hemen alayım ben bunu. Gel kız oraya. Ne kadar güvenmiştim sana, biliyor musun? Gel buraya. Eldiven olduğu için. Evet. Şimdi ben sıkıp öldürmeyi pek sevmiyorum. Zaten bunu kanadı yok, bir şeysi yok. Nereye koyarsam koyayım kovanı bulamayacak. Şuradaki kılıçlar vardı bir zamanlar. Yavrularım parça parça oldu. Evet, şöyle arılığın dışını şöyle bahçenin içine düşürdük. Anaarıyı düşürdük. Neyse. Şurada bir yerde düştü. Evet. Atacaktım zaten. Şimdi meme vereceğim arkadaşlar. Bak nereye düşmüş bak. Çiçeğin üstüne düşmüş. Ya çok yani istesen var ya, ona düşürdüler. Arılar da saldırıyor. Kılıç arılar saldırıyor. Evet bakın yerde. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bizim seninle bir işimiz yok. Şimdi arkadaşlar. Şu bozot. Güzel balı oluyor. Evet, şimdi meme vereceğim kovana tekrardan. Evet, elinizin altında her zaman doğmaya yakın bir ana arı olsun arkadaşlar. Şöyle. Mutlaka olsun. Yani karanlık çöktü. Hala arının içindeyiz. Şimdi şunu buraya yapıştıracağım. Tek meme. Çıtalarda günlükleri var. Yalancılamaz eğer doğmasa bile. Haftaya geldiğimde bakacağım. Şöyle gördünüz mü? Evet. Şöyle takalım. Şöyle iki tane kürdan yardımıyla, yani çöp yardımıyla, bakın şurada bak. Bir tane o. Bir tane de şöyle. Böyle akşam ne güzel çekiyormuş bu telefon ya. Akşamlar mı bakayım, ne var ya artık. Allahu Ekber. Evet, şimdi tek meme
Çünkü ara biraz kalabalık, iki tane versem oğula gidebilir. Genelde iki çita, üç çita zayıf arılara veriyorum ben iki tane çıtayı, şey iki tane memeyi. Böyle arılara tek meme verseniz yeterli. Evet, şöyle biraz yanaştıralım. Değmeyecek karşıya. Değmeyecek neyse, yani? Değmeyecek. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Haftaya kadar araya dil atarsa atsın, sıkıntı olmaz. Şöyle şunu da yanaştırayım. Zaten nüfusu kalabalık. Bakın, böyle anasız arılara kesinlikle petek falan vermeyin. Keserler. Yani kabartmazlar arkadaşlar. Ne zaman ana arı çıktı, çiftleşti, o zaman verebilirsiniz. İşlenmeye başlarlar. Fazla dayamadım. Şöyle görüküyor, arada boşluk kaldı. Onu biraz sonra sararlar, ısıtırlar. Şimdi karşıya değerse, karşıya yapıştırmak için bazen deler arı. O zaman da işte mokoko olur yani. İş, sarpa sarar. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Evet, karşıya değmiyor. Değmesin, dikkat edin. Arada boşluk kaldı ama sıkıntı olmuyor. Haftaya geldiğinde zaten ana arı yarın veya bir gün hesaplarıma göre doğacak. Elinizde her zaman için böyle anasız bir koloni bulundurun. 4 çıtalı bir koloni var bende. Devamlı. Haftada geldiğim zaman yavrulardan 2 tane petek veriyorum. İstediğim ana arıdan. Ondan doğanları da geri götürüp damızlık olan, yani üretmek istediğim ana arıya veriyorum, kuluçkasına. Tekrardan ana arı yumurta atıyor. Tekrardan haftaya geldiğimde değiş tokuş yapıyorum. Yani arı devamlı sürekli ana arı üretme pozisyonunda. Başka bir şey yaramıyor o arı. Ama işte böyle durumlarda çok işe yarıyor. Yani bir ana arı üreteceğinize, şu an 15-20 gün ana arı bekleyeceğime, hemen 2 gün sonra doğacak. En geç 2 gün kadar doğacak. Haftaya geldiğimde zaten kontrol ederiz. Yine gösteririm bu kovanı inşallah haftaya gelirsem. Dediğim gibi araya da dil atarlarsa atsınlar, zaten bir şey yok. 4 çıtalı bir bölme. Evet arkadaşlar, kapatmadan şunu da söyleyeyim. Böyle bu ana arı doğduğunda besleme yapıyorum. Yani şekerli su veriyorum da, onu ben daha görmedim. Şerbet verirdin de, ana arıyı kestirirdin de falan filan. Ben veriyorum, onun sıkıntı görmedim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu ana arı doğduğunda, bu ana arı doğana kadar da zaten şuradaki, burada paket yavru var, yani kapalı yavrular var. Kapalı yavrular da doğacak. Doğduğu zaman bu çıtalara işaretleyin, çarpı atın, bir şey yapın. Zaten eski petekler, yani siyah petekler, bu sene oyundan çıkacak petekler. Kesinlikle duman veya formik verin. Yani ne veriyorsanız verin. Varovasını dökün arının. Kesinlikle kuluçkada yumurta yokken, larva yokken verin dumanı, ya da verin amitrazı, verin formi. Yani artık ne kullanıyorsanız artık onu verin. Öldürün varovaları. Tertemiz arınız olsun. Gördüğünüz gibi memeyi sardılar. Büyüksü yani. Bakın üstünde oynuyorlar. İnşallah doğar. Haftaya geldiğimizde inşallah çekeriz. Sabitlemiyor. Uzak geliyor orası. Kızları sabitliyor. Evet, ana arzına iyi bakın. İçinde günlük yok. Çünkü bir haftadır anasızlar. İçinde anaya çevirecek larva yok. Verdiğin tek memeden doğarsa doğar, doğmasa haftaya geldiğinde tekrardan bir çita atarız veya meme atarız. Yüksük atarız. Ana arı yüksüğü. Hayırlısı. Görüşmek üzere. Adana'dan sevgiler, selamlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.